Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gönlü güzel takipçilerim. Evet, yine sizinle beraberiz ve açmeneslerimizle beraberiz. Hemen ön kısmında şöyle bol bol o eflatun renkte, mor renkte açan açmenes çiçeğim var. Diğer ismiyle kağıt çiçeği arkadaşlar. Evet, hemen ben birkaç yıl önce aldım. Küçük bir tane fideydi. Sadece bir rizondu arkadaşlar. Ve 3 yıldan beri 3-4 saksı oldu. Ve dolu dolu oldu saksılar. Bu sene de belki de daha dolacak, taşacak rizonları. Çünkü bir taneden 3 yılda bu kadar olduysa düşünün artık bu sene ne kadar oldu. Evet, inşallah bol bol rizonlu zamanında inşallah paylaşırım sizinle. Ve gelelim özel türlere. Özel türlere Halil İbrahim Tülek Eslem Çiçekçilik'ten aldım arkadaşlar. Instagram hesabı ve Facebook hesabında çiçek grubu var. Oradan Eslem Çiçekçilik yazıp girebilirsiniz ve sipariş de verebilirsiniz. Evet. Ben maalesef ki kargo yapmıyorum arkadaşlar. Depremden sonra hem bazı sağlık sorunlarımız oldu hem de kargo o kadar çok zorlandı ki bizim için, şehir dışında oturduğum için kargo yapmaktan vazgeçtim. Ama bilmiyorum, ileride inşallah şöyle etraf düzelir, tek dolmuşla gider olursak kargoya, nasip olursa inşallah belki yaparım ileride. Ama şimdilik kargo maalesef ki yapmıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bol bol ben videolarını size paylaştım. Hala da paylaşacağım. Arkadaşlar bazı sorular alıyorum. Gülay Hanım, sizinkiler çok güzel olmuş. Maşallah çok güzel bakmışsınız. Ama maalesef ki biz aldık, kurudu, attık diyenler var arkadaşlar. Kesinlikle atmayın. Mevsimlik bir çiçektir arkadaşlar. Sürekli durmaz. Bu yaz kış durmaz zaten. İlkbaharda ekilir. Ve böyle sonbaharda bol bol çiçek açar. Eğer yaylalık böyle serin iklime şeyse memleketiniz, serin iklimse orayı da orada da çok güzel yaz aylarında yarı gölge yerde bakabilirsiniz. Ben bunların bakımını anlatacağım ama şöyle yeni bir güzellikler geldi. Geçen yıl ben rizonlarını aldım. Böyle küçük küçük minik saksılara, o sıfır numara saksılara dikmiştim arkadaşlar. Bir numara sıfır numara saksılara dikmiştim. Ve orman toprağını çok kullanmışım. Çok su ihtiyaçları oldu. Tabii kendini toparlayamadan çiçeklerim, prenseslerim açmayanlar oldu arasında. Ha, bu sene daha renklerini göremediklerim var. 2-3 tane daha kuruttum maalesef ki yaz sıcaklarında. Ama şöyle 2 tane sürpriz geldi. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Az sonra da zaten açmenes çiçeklerinin bakımlarını anlatacağım. Evet. Tek yıllık bir çiçek. Rizonlarından çoğaltıyor, üretiyor arkadaşlar. Hemen şuna gelelim. Evet. Bu şeker kızımız daha yeni açtı. Çok güzel. İlk çiçeğini böyle küçük verdi ama arkadaşlar sonra büyür. Çünkü bu prensesim de benim öyleydi. Çok küçücüktü çiçeği. Dedim herhalde çok küçük olacak. Ve hatta buradaki mor olan da öyleydi. Klasik tür olan bu. Şimdi de kelebek gibi oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet. İlk çiçeğimizi açtık. Böyle küçük oldu. Ama inşallah havalar serinledikçe, suyun da güzel verdikçe daha güzel ve daha büyük açacak. Nasip olursa. Evet. Bunun rizonu azdı. Ben yine böyle küçük saksıya diktim. Şöyle bir numara bir saksı diktim. Zaten rizonu çok azdı. Bunlarınki çoktu arkadaşlar. Rizonları birkaç saksı yaptım. Bu prensesimizin de iki saksı yaptım. Ama dolu dolu oldu rizonları. Şimdi sadece bu çiçekli olduğu için bunu getirdim. Diğer çiçeğini bitirdi. Yaz aylarında sıcaklarda açmadılar. Ve ben 3 saksı kaybettim. Hatta bir tane renk daha vardı. Geçen yıl bildiğim ama bu sene açmadı arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim hemen size teker teker. Evet. Benim öbürü açmayan daha açık toz pembe gibi ve ortası bordo çizgileri vardı. Bilenler bilir açmenes özel türleri. O açmadı bu sene ama onun yerine şöyle bir güzellik açtı. Ortasında çizgileri yok. Geçen birkaç çiçek açtı. Beyaz açtı arkadaşlar. Ben bunu beyaz diye bakarken ikinci çiçeklerinde gördüğünüz gibi etrafı hafif eflatunsu açtı. Belki de tozlaşmış da olabilir. Çünkü ilk çiçeklerini beyaz açtı. Tabii böyle yanında mor renkler, kırmızı renkler varken de tozlaşmış da olabilir. Böyle açtı.
Bu iki rengi size göstermek istedim. Tohum olmuyor maalesef ki. Ben tohumunu görmedim. Sadece yaprağından ve rizonundan üretiliyor. Yaprağından ve çeliğinden üretiliyor. Hemen şöyle daha önce ıslatmıştım ben suyu. Onu da göstereyim size. Şöyle yanlışlıkla kırıldı arkadaşlar. Ama daha köklenmemiş. Baktım. Hem yaprağına hem de daha önce geçen yıl köklendirmiştim. Böyle çok sanki minnacık kök var gibi. Hem yaprağını hem de böyle çeliğini ıslattım. Şimdilik daha yok. Kök yok arkadaşlar. Evet, şöyle koydum. Yanlışlıkla kırıldı. Ama sizde böyle rizon mevsimi değil. Mesela bu çiçekten isteyen olursa. Rizon mevsimi değil arkadaşlar. Böyle yaprağından ya da çeliğinden kırıp verebilirsiniz. Dip kısmı rizonu size kalıyor zaten. Evet, buradaki de özel tür arkadaşlar. Klasik türe her ne kadar klasik türe benzese de. Bu dikine gidiyor ve çiçek yapısı daha farklı. Düz ve ortası çizgileri daha farklı. Hemen şurada klasik olanı göstereyim. Diğeri çizgili. Buradaki de benekli ortası arkadaşlar. Ve aşağıya doğru sarkıyor. Böyle sarkaç bir tür. Buradaki bordo da sarkaç bir tür arkadaşlar. Katlı açtı bu. Ama şurada birkaç çiçek biraz hafif katlı açtı. Böyle de değişebiliyor belki de. Evet, buradaki kelebek gibi açtı. Bunların da çiçekleri küçüktü. Bunlar daha büyük açtı arkadaşlar. Benim bu prensesimin de ilk çiçekleri küçüktü. Biraz daha büyük açtı. Ve beyazdı arkadaşlar. 3 tane tomurcuk açtı. Üçü de gördüğünüz gibi eflatun ve mor renkleri var üzerinde. Buradaki de daha toz pembe açmıştı. Daha hafif, daha gördüğünüz gibi alt kısmında var zaten. Ama havalar serinledikçe, suyunu da güzel aldıkça rengi daha koyu açmaya başladı. Çünkü açemenesler yarı gölge yeri seviyorlar arkadaşlar. Yaz sıcaklarında o kadar çok kötülerdi ki çok da üzüldüm. Dedim herhalde bu sene açmayacaklar. Çünkü köyde bizim gelinim var. O hemen erkenden açtı. Büyüdü. Benimkinden önce çıktı topraktan ve benimkinden önce açtı. Çünkü onunki köyde, dağ eteğinde arkadaşlar, köy ve yarı gölge yerde, ağaç gölgesindeydi. Bu kadar çok açmıştı ki daha hala da üzerinde onun günü çiçekleri var. Bu özel şey, klasik olandan. Çünkü ben bunu da ondan almıştım. Ve ben de ona buradaki özel türlerden verdim. İnşallah onunki de güzel olur. Çünkü çok seviyor. Bu rengi de görürse zaten bayılacak şimdi. Evet. Evet, açemeneslerin şöyle bir bakımını anlatayım. Mevsimlik çiçek dedik arkadaşlar. Maalesef ki üzüldüm. Birkaç arkadaşımızdan duydum onu da. Ben bir tanesinden mesajlaştım. Gülay Hanım, sen çok güzel bakmışsın. Bizimki kurudu. Maalesef ki attım dedi. Ay canım benim, keşke atmasaydın dedim. Çünkü açemenesler mevsimlik bir çiçek. Çok yıllık değil. Toprağın içerisinde durur. Onu bir kışın soğuk almasın diye kuytu bir yere koyarız. Eğer iklim şartları bizimki gibi Akdeniz iklimi ise eğer, iklim şartları uygunsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Olduğu yerde de durabilir ve baharda sulayıp tekrardan hava şartları ılıdıktan sonra, ısınmaya başladıktan sonra bizim burada mesela dışarıda durur. Hiç sorun olmaz ama su değmesin, biraz daha geç çıksın isterseniz de kuru bir yere koyup tekrardan baharda hafif nemlendirdikten sonra tekrardan çıkar arkadaşlar. Ama siz rizonlarından çoğaltmak isterseniz, benimki gibi dolu dolu olur, böyle alır başını gider, saksıyı doldurur, rizonlar orada sıkışır, çok sık çıkarsa da güzel olmaz arkadaşlar. O yüzden toprağını döküp sonbaharda da dökebilirsiniz. Döküp rizonlarını çıkartırsınız. Kuru bir yerde muhafaza edip tekrardan, yani çok az bir kuru yerde derken çok az bir saklama kabının içerisine kuru toprak koyarsınız. Onu da içerisine koyup orada da bekletebilirsiniz, ağzını sıkıca kapatıp. Ama toprağın içinde kalsın. İlkbaharda da hem toprak değişimi yaparsınız hem de rizonları çıkartıp hem saksı çoğaltırsınız hem de rizonları seyreltmiş olursunuz. Öyle de olur. Ondan sonra diktikten sonra tekrardan sulayıp çiçeğinizi uygun ortama koyabilirsiniz. Uygun bir yere koyabilirsiniz.
Güneşte sıcakta kesinlikle olmuyor. Benim sadece salonun penceresinde daha önce de videolarını paylaştım. Yarı gölge yerde, yani yarı gölge derken sabah güneşi alıyor benimki sadece orası. Sabah güneşi. Şimdi de gayet de güzel oldular. Tam onların istediği gibi bir mevsim. Hani bazı yerlerde baya bir kış şartları olsa da bizim burası Akdeniz iklimi olduğu için daha bizim burada yağmur yağarsa kış, güneş açarsa yaz arkadaşlar. O yüzden balkonumda, tamamen balkonumda duruyor çiçekler. Evet. Rabbim, şimdi haberlere göz attım da arkadaşlar. Şöyle televizyonum açık. Video çekerken gözüm kaydı. İnsanın içi yanıyor arkadaşlar. Bizden sadece dua etmek geliyor elimizden. Dünya dua üstüne kurulmuş diye bir laf var. Bizim büyüklerimiz hep söyler. Bol bol dua edelim inşallah Müslüman kardeşlerimize de. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi harika da güzel oluyor. Çiçeklerimiz, prenseslerimiz. Toprak çok geçirgen toprağı sevmiyorlar. Çünkü çok su ihtiyaçları oluyor. Suyu çok seviyorlar. Arkadaşlar siz de bahçe toprağına da dikebilirsiniz eğer imkanınız varsa. Ama bahçe toprağı bulamazsanız güvendiğiniz bir yerden su tutan toprak almanız ya da temin etmeniz gerekiyor. Su tutan toprağı çok seviyor. Çünkü çok iyi su ihtiyacı oluyor. Ben ilk ektiğimde sadece orman toprağına dikmiştim. Günlük sulasam da su yetersiz geldi. O yüzden siz de su tutan sert toprak yapısına dikebilirsiniz. Aşırı şöyle kayayla demir olmayacak şartta normal bahçe toprağı sertliğinde bir toprağa dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet benim bunlar açimeneslerim. Benim prenseslerim 2 tane. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit oldu şimdiye kadar. Bir tane daha var. Açmamış. Umarım videonun başında da bahsettiğim renk olabilir. Ha, farklı renkte açsa hiç fena olmaz ama o renk de güzeldi arkadaşlar. Onu da kaybetmek istemem. Artık buradaki elimdeki olanlardan çıkmasın da nasıl çıkarsa çıksın diyormuşum. Evet. Instagram hesabım ve TikTok hesabından takip edebilirsiniz. Orada çok güzel videolar paylaşıyorum müzik eşliğinde. Sizleri de orada görmek benim için güzel olacak. Ve eğlenceli sayfamıza da bize eşlik etmiş olursunuz arkadaşlar. YouTube kanalımı ilk defa gören arkadaşlarım için söylüyorum. Bizi de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Şu güzellikle bir daha göstereyim şöyle. Evet, like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir çiçek, böcek, emoji de olsa eklerseniz çok sevinirim. Daha önce de söylemiştim. Bu güzellikler açtıkça ben sizinle bu videoları paylaşmam gerekiyor. Paylaşırım bol bol. Hatta bundan sonra bir menekşe videosu çekeceğim inşallah. Nasip olursa menekşe bakımları anlatacağız artık. Menekşelerimiz de hazırlanıyor. Bol bol çiçek açmaya, tomurcuklamaya başladılar. İnşallah onlarla da yakın zamanda bol bol videolar çekeriz arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Bu arada videomu paylaşırsanız çok sevinirim. WhatsApp'tan olsun, Face grubundan, Face'ten olsun, Instagram'dan olsun. Artık arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza paylaşırsanız çok sevinirim ama bu güzellikler paylaşılmayacak gibi mi arkadaşlar? Bakar mısınız şunlara? Evet, benim tatlı kızlarım. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve böyle terapi olduk arkadaşlar. Biz de bu güzellikler açtıkça memnun oluyor, güzel oluyor, çok iyi oluyor. Evet, burada kopmuş gördüğünüz gibi hemen buradan bebek vermiş şey, yaprak vermiş. Evet, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın inşallah. Yüzünüzden gülücük hiç eksik olmasın. Bedeninizden sağlık eksik olmasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.